Kaplumbağalar 1984 yılında siyah beyaz bir çizgi roman olarak ortaya çıktı. Kevin Eastman ve Peter Laird tarafından yaratılan çizgi romanın ana konusu mutasyona uğramış bir fare olan Usta Splinter tarafından eğitilen yine mutasyona uğramış 4 kaplumbağanın kötülerin karşısına verdikleri savaşı konu edinir. Splinter Usta çizgi dizide büyük bir savaşçı olan Hamato Yoshi'nin evcil faresidir ve ninjutsu dövüş sanatını onu izleyerek öğrenmiştir. Ninja kaplumbağalar ve Splinter Usta'nın en büyük rakibi Shredder ise Hamato Yoshi'yi öldürmüş ve onun klanının başına geçmiştir. Usta Splinter bu 4 mutant kaplumbağaya sahibinden öğrendiği ninjutsu dövüş sanatını iyilik uğrunda kullanmaları ve intikam için öğretir. Fantastik bir evrende geçen bu hikayede kahramanlarımız çeşitli kötü karakterlerle savaşırlar. Bu kötü karakterler arasından en ünlüleri Shredder ve onun ortağı ve aynı zamanda ona emir verebilen Beyin'dir. Mutasyona uğrayan ninja kaplumbağalar kötü düzene kafa tutar ve kötülere karşı mücadele ederler. Kötülükle savaşırken ustalarından öğrendikleri sanatı da silah olarak kullanırlar. Bu sanat ve mücadele kavramları semboliktir ve Rönesans öncesindeki akıldan yoksun, karanlık dönemle mücadele eden Rönesans devriminin 4 öncüsünü simgeler. Kötülerden olan Shredder'ın emir aldığı beyin ise insanların ortak akılsızlığını temsil eder. Peki ninjutsu isimli dövüş sanatına hakim olan Donatello, Michelangelo, Rafael ve Leonardo isimli ninja kaplumbağaların isimleri nereden geliyor? Leonardo ekibin lideridir ve mavi bandaj takar. Leonardo adını Leonardo da Vinci'den alır. Rafael saldırgan ve hırçın bir doğaya sahiptir ve kırmızı bandaj takar. Rafael adını Raffaello Sanzio'dan alır. Michelangelo takımın en komik ve en haylaz üyesidir. Uysal ve komik bir yapıya sahiptir ve turuncu bandaj takar. Aynı zamanda takımın en obur üyesidir. Michelangelo adını Michelangelo Buonarroti'den alır. Donatello takımın bilimden en iyi anlayan üyesi ve şiddete en az başvuran üyesidir ve mor bandaj takar. Donatello adını Donatello'dan alır. Sahip oldukları sanatla kötülere karşı savaşan 4 kaplumbağanın hikayesini anlatan bu çizgi film serisi aslında Rönesans döneminde insanlığın içinde bulunduğu karanlıkla ve akılsızlıkla savaşan 4 büyük sanatçıyı anlatır. Nasıl ki mutasyona uğramış ninja kaplumbağaların kötülükle savaşırken kullandığı silahları sanatlarıysa, aynı şekilde de Rönesans'ın 4 büyük sanatçısının da insanlığın içinde bulunduğu karanlıkla ve akılsızlıkla savaşırken kullandıkları silahları sanatlarıydı. İnsanlık tarihine baktığımızda büyük dönüm noktalarından biri olan Rönesans döneminde olan bu savaşın kazananı ise bu 4 büyük sanatçıydı. Bu savaşın sonucunda insanların sahip olduğu ortak akılsızlıkları yani beyinleri savaşı kaybetti ve böylece büyük bir değişimin fitili ateşlenmiş oldu. Peki şu an günümüzü düşünelim. Rönesans döneminde olan akılsızlık ve karanlık tamamen yok olmuş durumda mı? Kötülük dediğimiz şeyin bittiğini söyleyebilir miyiz? Barış içinde olan bir dünyada yaşadığımız söz konusu olabilir mi? Bu sorulara cevabınız muhtemelen hayır olacak. Ama bu sefer de karşımıza cevaplanması gereken çok daha büyük bir soru çıkar. Bu akılsızlıkla, karanlıkla, kötülükle kim savaşacak?